Efendim amca. Alparslan, Nevzat'la buluştun mu? Buluşmadık amca, bekliyoruz. Tamam. Adamı teslim etmiyorsun. Bize lazım. Fahri abilere söyle. Fidanlığa götürsünler. Sen de Nevzat'la buluşmaya git. Oradan da yanımıza gelirsin. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Biliyorum da amca, ne demek bize lazım? Ne demek teslim etmeyin? Soru sorma da, lazım diyorsam lazım. Nevzat abi yolda, ben ne diyeceğim ona? Yolda gidiyorduk. Amcam her zamanki gibi dayanamadı, sıktı. Beni burada indirdiler, kendileri devam etti dersin. Peki Hızır amcam da aynı düşüncede mi amca? Kendi kafama göre iş yapmıyorum herhalde Alparslan, boş boş konuşma. Ne diyorsam onu yap. Peki İlyas amcam. Peki. Ne diyor? Abi ben kalıyorum, siz dönüyorsunuz. Sıkmayacak mıymışız buna reis? Sıkmayacakmışız abi. Lazımmış. Siz fidanlığa dönün. Bu Mürsel kim bilir yine ne yumurtladı. Vardır belli ki bir şey. Siz dönün. Ben de Nevzat abiye bir şeyler uydurayım. Dostum ne yaptın? Telefonda her şeyi anlattın. Ne olacak? Nevzat karşımıza dikilip böyle böyle demişsin mi diyecek? Ulan gri dediğimiz adam bile bundan kara çıktı. Kara Mürsel. Eğer dediğin doğruysa sana bir şey yapmayacağım. Ama bizi oyalamak için, biraz daha fazla yaşamak için böyle bir yalan uyduruyorsan, sana elektrik melektrik vermem. Yemin ederim ölmek için bir yalvartırım seni. Yalan söyleyerek uzayan ömrün çok kısa olduğunu bilecek kadar uzun yaşadım. Bence de uzun yaşadın. Doğru söylesen de uzun yaşadın, yalan söylesen de uzun yaşadın. Mesele nasıl yaşadığın değil zaten Mürsel. Nasıl öleceğin. Senin bu yapmaya çalıştığın şey bizi devletle karşı karşıya getirmek. O Nevzat dediğin adam benim abimin defalarca hayatını kurtardı. Yeğenlerimizin hayatını kurtardı. Şimdi niye öldürmek istesin ki? Eğer bunun dedikleri doğruysa tek sebep olabilirim. Benim masayı bırakmış olmam. Aynen öyle. Abi. Abi, Nevzat bu kadar ileri gidemez. Amacı daha ileri gitmek değildi zaten İlyas. Abini geri döndürmekti. Döndürdü. Reis, benim buna hiç inanasım yok ya. Şimdi sen ağasımı bitirdiğin zaman, yok arkanda devlet yok, yok ben yokum diyen bu gri Nevzat değil miydi? Az önce sana sağladığım imkan sayesinde birini öldürdün. Ve bu sana sağladığım son imkandı. Bundan sonra arkanda durmayacağım. O ayrı bir şey Yaşar. Yapmış olamaz. Nevzat böyle bir şey yapmış olamaz.
İlyas'ın dediği gibi bu kadar ileri gidemez. Gidemez. Gidemez abi. Biz bu Nevzat'ı yıllardır tanımıyor muyuz? Ya bu adam bizim cenazemize geldi. Bu adam bizim taziyemize geldi. Bu adam bizim kötü günümüzde yanımızda oldu. Biz bu adamla yüz yüze bakıyoruz. Bu adam bunu yapmış olamaz abi. Ne diyorsun lan Mürsel? İlyas dostum diyor ki Nevzat bizim dostumuz. Şöyle söyleyeyim. O Kaptan Kod adlı kişi Nevzat çıkarsa ben de dostunuz muyum? Abartma lan. Ben dahil bütün dostlarımı şişledin. Evladınızı öldürmedim ama. Diyelim ki adamın kod adı Kaptan. Bu suikastın arkasında onun olup olmadığını nereden bilelim? Ha? Sen de tabii fırsatını buldun. Bizi doldurup duruyorsun. Eğer dediklerin doğruysa söz veriyorum seni öldürmeyeceğim. Serbest bırakacağım. Az önce de Nevzat beni serbest bıraktı. Ne oldu? Yaşar aldı. Tamam. Yaşar'ı da aldırmayacağım. Söz ver Yaşar, almayacaksın. Şimdi reis sen diyorsun ki lafın yere düşsün. Ama ben bunu aşağıda da söz verdim. Dedim doğru söylüyorsan seni Nevzat'a vereceğim. E şimdi Nevzat'a teslim edemediğimize göre mecbur serbest kalacak. Kalsın. Kim yaşatır ki bunu? Diyelim ki Nevzat bize ihanet etti. Seni yaşatırlar mı Mürsel? He? İşte sizi yaşatacaksınız İlyas. Yaşatacağım seni. Eğer söylediğin gibi ise söz veriyorum yaşamana izin vereceğim. Alparslan, ne yapıyorsun burada? Tek başına. Sorma Nevzat abi. Sorma. Adamı tam sana getiriyorduk. Arabada ters düz konuştu. Her zamanki İlyas amcam. Adamı öldürdü. Ne diyorsun sen Alparslan ya? Ne demek adamı öldürdü? O adam bize lazımdı. Biliyorum abi, biliyorum. Hızır amcam o yüzden adamı sana gönderdi. Size bir şey söyledi mi herif? Bir tane kod isim var dedi. Bütün işlerin arkasında bu adam var dedi. Sorduk. Tanıyor musun, kimdir dedik. Ben tanımam, Mürsel tanır dedi. Neymiş söylediği kod isim? Kaptan. Dedi.
Hüseyin mi tanıyormuş bu kaptan kadarlı adamı? Evet abi. Sen duydun mu hiç? Duymadım. Kayıtlara baktırırım. Ama yine en sağlıklı bilgiyi Mürsel'den alacağız belli ki. Amcam da onu istedi abi. Nevzat abin Mürsel'e ulaşsın, bir soruştursun dedi. Artık hangi cehennemdeyse. Neyse, biz seni bırakalım, sonra ben Mürsel'e bakayım. Abi, beni bir taksi durağına bırakırsanız yeter. Siz şu kaptanın peşine düşün. Anlamadım efendim. Neyse boş ver. Vazgeçtim. Şu torpidodan telefonu ver bakayım. Başım zonkluyor lan. Elektriği sen yedin, çarpılan biz olduk lan Mürsel. İlk defa mı aldatıldınız? Bana bak Mürsel. Madem yaşayacaksın, mevzu doğru anlaşılsın. Nevzat beni aldatmadı. Çünkü ben ona dostumsun demedim. Hayırlı akşamlar abiciğim. Amca. Silahını ver Alpas. Silahımı? Niye ki amca? Sen ver silahını, amcan sana anlatır. Mürsel yalan söylüyor deyip sıkmaya kalkma diye aldım. Tavır yapma. Nevzat ne dedi? Bir şey demedi amca. Mürsel'in nerede olduğunu öğrenirsem soracağım dedi. Neyi soracağım dedi? Kod ismi. Kod isminin ne olduğunu söyledin mi? E amca, sen beni sormam için göndermedin mi?
tepki verdi. Tanımıyorum dedi. Dostum dediğim adamın kızını öldürseydin... ...ben de tanımıyorum derdim. Anlamadım. Ne diyor bu? Kaptan Nevzat diyor, Alpaslan. Nevzat. Siz de buna inandınız mı? İnanmadık. İnanmak da istemiyoruz. Ama inanacağımız şeyler söylüyor yeğenim. Amca. Sana zahmet ver şu silahı. Bu mevzuyu daha fazla uzatmadan kapatalım. Bunların amacı belli. Bizi birbirimize kırdırmak. Alparslan, ben de sana katılıyorum. Ama Asım, Nevzat'ın adamı diyor. Asım'ı öldürdüğümüzde Nevzat'ın verdiği tepkiyi hatırlar mısın? Amca Allah aşkına öldürmeyeceğiz diye adama söz verdik, sonra gittik öldürdük. Adam ne yapsın? Zaten zor durumda kaldı. Adam zor durumda kaldı. Doğrudur. Asım'la anlaşması kendisinin açığa çıkmamasıydı. Reis, bu Asım'ın ismini ben sana verdim mi? Verdim. Adamın ismi, cismi, hastanenin adresi burada İlyas. Sen bunu infaz etmesi için kime havale ettin? Ünal'a. Peki biz Ünal'a ne kadar sorduysak da Asım'ın ona söylediğini bize söyledi mi? Söylemedi. Ünal Asım'ı öldürdüyse Nevzat'ı öğrenmiştir. O ilk önce yıllardır yanında gezdirdiği Yılmaz'ın hainliğini öğrenseydi. Mürsel. O ondan öğrendi, bu bundan öğrendi. Şimdi sen Nevzat'ın kaptan olduğunu kimden, nasıl öğrendin? Nevzat'ın yanında bir yardımcısı vardı. Nevzat bunu görevden aldı. Siz tanırsınız onu. Geçen seneye kadar yanında gezdirirdi. Tanıyoruz. Sağlam adamdı. Hatta Özer ona izdiğinde konuşmamıştı ya. Öyle sağlam adamdı. He Alparslan? Öyleydi amca. Deşifre olduğu için görev değişikliği dedi Nevzat abi. Hala abi deyip duruyorsun. Daha her şey netleşmedi Alparslan. Netleşmediği için abi diyorum. Yaşar abi. Nevzat'ın görev değişikliği dediği hepimizin yaptığı şey. Açığa alırsın, sonra örgütün içine sokarsın. Uzman meselesinde açık verdi. Nasıl bir açık verdi? Askerden bir çocuğu erken tehris ettirdi. Kayıt yok. Ne demek abi? Askerde biriyle görüşüyorsan ve kayıt yoksa... ...ya görüştüğün askerdir, kaydedilmez... ...ya da istihbaratçıdır, kaydı sildirir. Uzman tehris ettirmedi mi onu? Öldürmeseydin öğrenirdin İlyas. Omzuna sıktıydım ama kafasına gelmiş. O adresi size Nevzat vermedi mi öldürün diye? Amca. Bunların hepsi palavra.
Size nasıl inandırabilirim biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Nasıl inandırabilirsin Mürsel? Alparslan kod adını Nevzat'a verdi. Şu an Nevzat açığa çıkacağının farkında. Onun kaptan olduğunu kim söyleyebilir size? Ben. Benden başka adamı. Yani adamına vereceği talimat beni öldürüp ortadan kaybolması. Yani sen diyorsun ki beni serbest bırakın, adamı gelsin beni öldürsün, sonra siz adamı alın, benim dediklerimi doğrulatın. O adam ben ölürsem size konuşmaz. Ama yan yana oturursak inkar da edemez. Çünkü bizim içimizdeydi. Evet abi, ne yapıyoruz? Mürsel ölmeyecek. O adam yakalanacak. Eğer Mürsel'in dedikleri doğruysa Alparslan, Mürsel'e karışılmayacak. Plan ona göre yapılacak. Eğer doğruysa abi, Nevzat, önce kulağımla bir duyayım da, ya kulağımı keseceğim ya Nevzat'ı. Amca. Mürsel, seni nasıl yem edeceğiz? Bu herif seni nerede bulur? Ben kendimi buldururum. Siz beni uzaktan koruyun. Görünmeyin yeter. Ne işin var senin burada? Yukarıda plan yapılsın demedim mi? Dediğini yapamayacağım amca. Yoksa Mürsel'i öldürürüm. Hem Ünal'ın yanına gitmiyor musun? Ben de seninle geleceğim. Amca, yanlış bir şeyin peşine gidiyoruz. Benim korkum ne biliyor musun? Ya doğru bir şeyin peşine gidiyorsak? O mümkün değil. Nevzat abi vatan haini değil. Thank you.
Mürsel benimle irtibatta olduğunu biliyor mu? Daha çok sizden nefret ettiğimi biliyor. Pek açık verdiğimi düşünmüyorum doğrusu. Bu riski alamayız. Mürsel gizli tanık olduğu için örgüt adına onu öldüreceksin. Sonra ben seni yakalayacağım. Görevine cezaevine devam edeceksin. Yeni bir şey mi oldu efendim? Neden bütün planları değiştirdiniz? Alparslan, kaptan kod adını öğrendiklerini söyledi. Beni zarflamak için mi? Yoksa henüz bir şey bilmediğinden mi bilmiyorum. Mürsel'in de kaptanı bildiğini söyledi. Mürsel, bunu nereden bilecek ki efendim? Bilseydi öldürürlerdi beni. Yılmaz'dan öğrenmiş olabilir. Hızır kızıyla ilgili durumu öğrenirse ortalık çok karışır. Karışmadan çözmeliyiz. Anlaşıldı efendim. Ben Mürsel'i bulurum. Bu sizin aileyi geceleri neden uyku tutmadığını açıklamaya mı geldiniz? Ne demek o? Geçen gece Meryem Hanım görüşmek istedi. Şimdi de sen. Anlamadım. Meryem seninle niye görüşmek istesin? Amca. Neyse. Önce benim niye uykum kaçtı onu anlatayım. Anlat. Ne zamandan beri kızımın katilinin kim olduğunu biliyorsun? Bildiğini kim söyledi? Meryem Hanım mı? Sen bunu Meryem'e söyledin, benden sakladın mı? Meryem Hanım bana sordu. Ben de sadece gözlerimle olabilir diye onayladım. Şimdi bana o gözlerini olabilir yapma. Açık açık konuş. Yemin ediyorum dayanamıyorum artık. Alparslan. Bu amcan ne duydu da gecenin bu vaktinde dayanamayıp buraya geldi? Ünal Bey, Asım size ne söyledi? Kimin ismini verdi? Bu soruyu sorduğunuza göre Asım'ın bana verdiği ismi biri size söyledi.
Söyledi. Kimmiş bu söyleyen? Ünal Bey. Alparslan'ın sorusuna cevap ver. Bu kadar sarsılmış olduğunuza göre aynı isimden bahsediyoruz. Hayır. Komplo kuruyorsunuz. Yılların intikamını alıyorsunuz. Bunu yapmayın Ünal Bey. Bunu yapmayın. Siz zararlı çıkarsınız. Alparslancığım. Ben normalde komplo kurmayı çok severim. Ama bu komployu ben kurmadığım için sevmediğim bir durumda kaldım. Nevzat mı Ünal Bey? Evet. Hızır Nevzat. Ne demek evet Ünal Bey? Neye dayanarak bu kadar basit onaylayabiliyorsunuz? Çünkü araştırdım. Araştırdın. Öğrendin. Ama bana söylemedin öyle mi? Tam olarak öyle değil Hızır. Başlatma tam olarak öyle değil yine. Senin de kızın öldü. Ben senin kızının katilini buldum, önüne attım. Şimdi bana bütün oyunu anlatacaksın, yoksa seni de bu oyunun içinde sayarım. Ben sana demiştim Hızır, ayrılamazsın, bırakmazlar diye. Sen bu bırakmazlardan sadece CIA'yı onu bunu düşündün. Halbuki senin bu masadan ayrılmanı istemeyeceklerin başında Nevzatlar gelir. Ben Nevzat'ı birkaç kez yokladım. Bu konuda ne düşünüyorsun dedim. O ben şimdi örgütlerle uğraşıyorum dedi. O zaman anladım ki sana bir şey yapacaklarsa örgütlerin üzerinden yapacaklar. Bu mümkün mü Ünal Bey? Mümkün mü böyle bir şey? Dayım yetiştirdi bu adamı, dayım. Dayım bu uğurda can verdi. Evet, can verdi. Devlet için, devletin planları, stratejileri için dayımlar ölür. Hızırlar ölür, Nevzatlar ölür. Gerekmediği halde Zeynepler ölür, Özlemler ölür. Sen bana tam olarak ne bildiğini söyle. Araştırdım dedin, ne öğrendiğini söyle. Asım, Nevzat'ın ismini vermeden önce Hızır'ı da harcayacaksın değil mi dedi. Önce anlamadım. Sana söyleyeceklerimi Hızır'a söylersen Hızır'ı da öldürecekler dedi. Haklıydı da. Ve hak ettiği şekilde öldü. Çıkışta Nevzat bana Asım sana ne anlattı diye sordu. Ben de herkese söylediğimi söyledim. Masal anlattı dedim. Sonra araştırdım. Senin ölmeni birileri istiyordu. Ama senin yaralanıp tekrar masaya dönmeni Nevzat istiyordu. Çünkü sen masada olmazsan masayı NATO'culara kaptıracağını anlamıştı. Böyle bir şey olsa bunu teyzemden habersiz yapamaz. Alparslancığım, hatırlarsan dayın ölmüştü, teyzen de burada değildi. Neticede acı da olsa devletin, yani Nevzat'ın istediği hasıl oldu. Kızım öldü, kızım. Sen bunu benden nasıl saklarsın?
Hızır. Sana yine söylüyorum. Bunu sana söyleseydim ölürdün. Tamam, anladık. Ölseydim diyeceksin. Ama bu senin şahsi düşüncen. Senin Nevzat'a yapacağın bir hareket hepimizin sonunu getirirdi. Olsun, yeteri kadar yaşamadın Ünal Bey. Kızını da kaybettin. Öl diyeceksin. Haklısın. Ama bu da NATO'cuların kazandığı, bizim yani ülkemizin kaybettiği bir son olur. Bu ülkeyi düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Ama öyle birini, öyle bir şeyle itham ediyorsunuz ki bizim artık kimseye inancımız kalmayacak. Alparslancığım, ben hata yapabilirim. Amcan hata yapabilir. Sen hata yapabilirsin. Nevzat da hata yapamaz mı? Bunun devletle ne alakası var? Bu devleti neden bağlasın? Sen bunu Nevzat'la konuştun mu? Nevzat bunu ikrar etti mi? Nevzat bildiğimi biliyor. Nereden biliyor? Bir kere nabzını ölçmek için ona "Ne haber kaptan?" demiştim. O zaman anlamıştır. Bir durup sonra tebessüm ederek "Aynı gemideyiz Ünal Bey" demişti. Amca biraz durabilir miyiz? Ben kullanamayacağım. Eğer müsaade edersen bu işi ben bitirmek isterim. Eğer şahsi bir meseleymiş gibi davranırsan kimseye zarar gelmez. Şahsi mesele derken? Bu adamı ailenin içine ben soktum. Bu işi temizlemek bana düşer amca. Sonra? Sonrası yok. Bir yere gitmek, bir yere kaçmak gibi bir niyetim de yok. Neyse, bedeli öderiz. Ben
Ödediğim bedel yetmeyecek yani. Bir evladımı kaybettim. Bir tane daha. Bir tane daha. Ne için? Daha fazlasını kaybetmemek için. Zeynep ve ben yeter. İzin istiyorum amca. Umarım evlenirsin. Çocukların olur. Amcan, kuzenlerin de evlenir. Yeğenlerin olur. Umarım. Evladını kaybetmezsin. Ve yeğenlerinden biri mecburen gelip senden böyle bir şey istemez. Amca. Hiçbir şey yapmayacaksın. Benden sonra ne yaparsan yaparsın. Sen bilirsin. Ama şimdi hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı beni? Senden sonrası yok, anlamıyor musun? Senden sonra benim bir amacım yok. Senden sonra benim bir hedefim yok. Bu duyduklarımdan sonra bir idealim yok. Bunu ne zaman kabul edeceksin? Ölünce. Hepinizin isteklerini ölünce kabul edeceğim. Ama şimdi değil. Ölünce yeğenim. Belli ki biz arabadan başka bir şey kullanamıyoruz. Kullanabilecek misin? Belli ki amca. Hadi bakalım. Erken yatacağım demiştin. Uykum kaçtı anne. Niçin? Bilemedim ki. İçimde bir sıkıntı var. Oğlun mu arası? Hangisini? Fark etmez. Ara, ver o zaman hangisini isteysen o telefonumda. Cevap vermey. Ne işte vereyim bu sakine? Hele İlyas'ı ara.
İlyas da cevap vermiyor anne. Belki toplantıdadırlar. Bekleyelim, ondan sonra arar. Ya. Senin için boşuna sıkılmaz. Benimki de şimdi sıkıldı. Al Paslan yara. Hizir al yara. O da cevap vermezse, anla ki bunlar hepsi bir arabanın içinde ezilip gittiler. Allah korusun anne. Efendim babaanne. Neredesin sen? Hayırdır babaanne? Hayır ya da şer. Sana ne sorduysam onu de bağ. Selda Ali'nin babaanne. Baban nerededir? Galeride. Amcan nerededir? Yaşar abiyle de en son. Alparslan'ı aradım. O da cevap vermeyi. Onu bilmiyorum babaanne. Fidanlıktadır. Ne oldu, bir şey mi oldu? Kimseye ulaşamıyorum da. Ben anayım. Benim numaramı görünce açacaksınız. E açtım işte babaanne. Bir şey mi oldu söyle. Bir şey lazımsa geleyim. He. Hayırlı evlat lazım. Görürsen söyle. Anne iyi olsunlar da gerisi mühim değil. Senin gönlün Ömer'e darlanmıştır abla. Ona biraz sıkıldım tabii. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapsa herkesten azar işitiyor. Lütfiye. Hı. Hatice yara. Babaannesi özlemiş desin. O beni buraya yollasın. Ana özlemiş nedir? Dizlerim sizlaya da. Gelsin o balasın. Anne. Boş ver sen, karışma. Bırakalım bu gece hatecelerde kalsın. Ben yatmaya çıkıyorum. Sen ara Hatice'yi. Efendim teyze. Hatice. Ömer'i ver bana. Ömer yukarıda, Merve ile oyun oynuyorlar. Eşek kadar olmuşlar, oyun oynaylar. Ne oynaymış öyle? Bilgisayar oyunu teyze. Sen ne edeceksin Ömer'i? Bu Lütfiye evlendi ya. Kocasından bana vakit kalmayı. Ömer gelsin dizlerimi ovalasın. O ay 200 lira vereceğim. Tamam, yarın verirsin. Şimdi nasıl gelsin bu saatte çocuk? Önemli bir şey varsa ben götüreyim. Kocan yok mudur eve? Evde, evde de rahatsız biraz. Ben de ondan rahatsızım. Hem de çok. Ana. Ben ovayım dizlerini. Madem 200 lira veriyorsun. Sağ verdim, kocayı kime vermişim? Hele yıkıl kaşımdan. Çocuklara soyuyorum. İyi yapıyorsun. İyi yaptığımı biliyorum. Yeme diyorum, yeme. Tamam Hatice'm, yemem. Sen niye erken geldin bugün eve? E sen gel dedin. Ben her gün gel diyorum. Da bugün niye geldin? Benden bir şeyler saklanınca orada duramıyorum Hatice'm. Ha, senden bir şey saklanmadığı zaman da o şey sende duramıyor. Bunu ne yapacağız peki? Teşekkür ederiz anneciğim. Teyzem gelsin diye tutturduk.
Ben yok dedim, haberin olsun. İyi yapmışsın hala. İyi yapmışım da Ömer'im. Sen de takma artık kafana. Bu kaçıncı Badire? Hepsi geçti, bu da geçer. Badiresinde değilim. Artık her gün kavga, tartışma. Sandım be Allah. Geçecek Ömer'im, geçecek. Hem biz de öyleyiz zaten, değil mi Merve? Babam da mı seni aldatıyormuş anne? Delinin zoruna bak. Seninle konuşan da kabahat zaten. Başka türlü gideceği yoktu. Merve. Geçen alan bana bir şey söyledi. Aslında fena fikir gelmedi bana. Neymiş o? Bu annemle babamı bir araya getirmenin tek bir yolu var. Benim başıma bir şey gelse barışırlar. Annem mi dedi sana bunu? Ya böyle demedi tabii ama... ancak bir felaket bir araya getirir dedi. Nasıl bir felaket düşünüyorsun başına gelmesi için? Ben diyorum ki... bir araba alayım... bir direğe vurayım. Sonra öldüm bittim yapsam... bunlar dayanamazlar. Ya hakikaten ölüp bitersen? Böyle saçma plan mı olur Ömer? Ya 200'le falan vurayım demedim herhalde Merve. Hafif çaplı bir kazadan bahsediyorum. Gidelim mi? Ben şimdi merak ettim. Niye merak ediyorsun? Koskoca adamlar. Belli ki özel bir durum var bu akşam. Niye ki? Ünal babamı evine çağırmış. Hızır abiler yok. Babamla Ünal toplantıda. Vardır yine bir şey. Doğru söylüyorsun, vardır. Selda. Hı. Hazır bunların hiçbiri ortada yokken. Ben diyorum ki bir otel ayarlasam da oraya mı gitsek? Kafeler var, restoranlar var. İstediğin her yere oturabiliriz Hızır Ali. Niye otel? Ay, tamam. Tamam, oturalım burada. Bak babam 2 dakikada alır haberi. Sonra yine basılmayalım istersen. Aman aman kalsın. Ha. Eğer beni annenin evine atacaksan... hayır deme. Ben hayır derim. Senin yerine de hayır derim. Korkak. Ben. Tabii ki sen. Ben babandan korkmamışım, dikilmişim karşısına. Bana mı korkak diyorsun? Babamdan korkmayıp annenden korkuyorsun ya. Sana hiçbir şey demiyorum. Hayda. Vay be. Bunca zaman beni suçladıkları şeyin arkasından Nevzat mı çıkmış? Sana buraya müjde vermek için gel demedim Ekrem. Aksine bu hepimizin sonu olur demek için çağırdım. Niye hepimizin sonu olsun Ünal? Hızır kalkıp da Nevzat'ı öldürecek değil ya. Neye göre değil? Böyle bir şeyin yapılamayacağını söylemeye bile gerek yoktur. Da sen aksini mi düşünüyorsun? Maalesef. O zaman şöyle söyleyeyim. Kızım bile evlenmeden dul kalır. Bütün sülalesini yok ederler. Kafayı mı yemiş bu Hızır?
bütün kızını kaybedenler gibi. Sen kaybetmedin. Bilmezsin. Ünal, senin bir tek kızın vardı. Ne kadar delilik yapsan olur. Benim de bir tek kızım var. Ben de yapsam olur. Ama Hızır'ın kaybedeceği çok şey var. O yüzden kafayım yemiş diyorum. Evet. Hızır'ın kaybedeceği çok şey var. Ama bu Hızır'ın umurunda mı? Bence değil. Senle benim kaybedeceklerimizi söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmasalar bile her şeyimize el koyarlar. Gerisini saymaya bile gerek yok. Ama benim anlamadığım şey, bu Nevzat böyle bir halt yemiş. Nasıl ortaya çıkmış? İnsan böyle bir şeyi yaptırırsa bilenleri ortadan kaldırır. Gerizekalı mı bu adam? Bahsettiğin adam mafya değil Ekrem. Devlet. Devlet içinde bir şey oluyorsa bu ortadan kaldırılamaz. Kaldırılsa kaldırılsa anca rafa kaldırılır. Ama raftan kim indirdi diyorsan Mürsel. O Nevzat'ın elinde değil miydi? Öyle veya böyle Ekrem. Yapacağımız ilk iş Mürsel'i yok etmek. Hızır'ı sakinleştirmek işini de Nevzat'la bizzat görüşüp bir kurban vermesini isteyerek çözeceğim. Mürsel'in ölmesini Hızır şimdi istemez. Evet, istemez. Onun için itiraz etmeyeceği birinin bu işi yapması lazım. Kim? Dibi. İş sende. Alparslan abi, Allah'ını seviyorsan bir şey söyle. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Daha önce masa Nevzat Bey'in ölümünü istemişti. Reis de öldü süsü vermişti. Bence bu sefer gerçekten öldürecektir. O zamanki Nevzat Bey'le bugünkü Nevzat Bey aynı konumda mı Servet Usta? Farkındayım. Farkındayım da o zamanki reisle bugünkü reis de aynı durumda değil. Fahir abi biz ne yapacağız? Yani neticede Hızır abiyi tanımamıza Nevzat Bey vesile oldu. Herkes tarafını seçecek. Seçkin. Buna Fahri abi de dahil. Benim tarafım belli Alparslan. Gördüğün gibi devlet memuru değilim. Yani Fahri abi, Hızır abi Nevzat'a sıkıyoruz dediği zaman devlete sıkıyor olacağız. Alparslan abinin kastettiği taraf bu. Devlete kurşun sıkan taraf. Eğer Nevzat böyle bir şey yapmışsa hepimizi aldatmıştır. Biz inandığımız hiçbir şeye silah doğrultmadık. Ama bizi aldatmışsa, asıl Hızır Reis affetse ben ne yaparım diye düşünürüm. Öyle bir şey yok. Af diye bir şey yok.
böyle bir şey varsa bedeli herkes için ağır olacak. Yani demem o ki, bundan sonra bazılarınız için yol ayrılıyor olabilir. Bunu şimdi söyleyin. Vedalaşalım. Yoksa sonrası ihanet olur. Seçkin kardeşim. Zafer kardeşim. Alparslan sizi kastediyor. Yani gitmek istiyorsanız özgürsünüz. Gidin canınızı kurtarın diyor. Sen de özgürsün Servet abi. Ben böyle bir ölüm fırsatını geri tepemem Alparslan. Hem de mübecceli bu kadar özlemişken. Seni kim öldürsün Servet abi? Sana sıra mı gelir? Nevzat Bey gibi bir adamı öfkeli bakışlarınızla öldürmeyi düşünmüyorsunuz herhalde Fahri Bey kardeşim. İş yine bana düşecek. E sonuçta tabii ki her imzanın bir karşılığı olacak. Ben o bombanın üzerine Zeynep yazmasını, mübeccel yazmasını bilirim elbet. Haddimi aşmak istemem ama Nevzat Bey'in böyle bir şey yaptığı yerde Ceylan abla bundan haberdar mıdır? Yani işin içindedir anlamında söylemiyorum. Sonradan öğrenip de bunu saklamış olma ihtimali var mıdır? Haddini aşmak istemiyorsan aşma Zafer. Peki reis. İşin içindesin demiyorum. Böyle bir şey yapmayacağını da biliyorum. Ama sen de beni biliyorsun. Bunu duyduğumda ne yapabileceğimi biliyorsun. Ne olur sen de beni aldatmış olma. Sen benim sevdiğim adamsın. Uğruna öleceğim. Her şeyi yapacağım. Bırak kızına zarar gelmesini. Kızına zarar gelmesine izin vermeyecek kadına mı soruyorsun bu soruyu? Sen aldatılmışlık ne demek biliyor musun? Bu soruyu da mı soruyorsun bana? Herkes tarafından aldatılmış biriyim ben. Bir Nevzat aldatmamıştı, onu da şimdi senden öğreniyorum. Bunu bize nasıl yapar? Bana nasıl yapar? Ben sırf devletimi karşıma almamak için kaç kere ölümle yüz yüze geldim. Nevzat'ın yanında durdum. Benim kızımı nasıl öldürür? Bunun hesabını verecek. Ne yaparak? Ne yaparak Ceylan? Emekliye ayrılarak mı? Sürgüne gönderilerek mi? Ha? Meslekten mi men edecek? Ha? Neymiş o ceza? Neymiş o hesap?
Onun için benim Ankara'ya gitmem gerek. Önce görevden alınacak. Sonra da ne yapılacaksa yapılacak. Ne yapılacaksa yapılacak. Hı? Evet. Hızır. Gerekirse ben yaparım. Ama o görevden alınmadan herhangi bir şey yapılacak olursa... Ne olur Ceylan? Hı. Yapılacak olursa ne olur? Beni mi öldürürler? Beni hapse mi atarlar? Ya da oğullarımı mı öldürüp hapse atarlar? Ha? Karımı mı hapse atarlar? Yeğenimi? Kardeşimi mi öldürürler? Ya da seni mi harcarlar? Kızımı öldürerek bunların hepsini zaten yaptılar. Yaşamak isteyenlere söyleyecek bir sözüm yok. Sen dahil. Yolun açık olsun. Ama bundan sonra ben tekim. Yürüyeceğim, yolda tek başıma yürüyeceğim. Şimdi... benden sonra bir sürü insanın da ölmesini istemiyorsan... o adamın bugün görevden alınmasını sağla. Benden haber bekle. Haber almadan sakın bir şey yapayım deme. Sakın. Ne oluyor anne? Yok bir şey. Bugün duydum, altıncı yok bir şey. Yedinciyi duymak istemiyorsan... sorma oğlum. Sorma. Belli ki kimse bana güvenip bir şey söylemek istemiyor. Peki, ben bir şey söyleyeyim. Belki benden gizlediğiniz o şeyle ilgilidir. Belki bir işinize yarar baba. Ekrem Bey, dün gece apar topar Ünal Bey'in evine gitmiş. Benim anladığım Mürsel Hızır'ı zehirlemiş. Hızır kızıyla ilgili ufacık bir şüpheyi kaldıracak durumda değil. Mürsel de bunu kullanmış belli ki. Kullanır. Şerefsiz şerefsizdir. De. Bu Hızır saf mı? 40 yılın Nevzat'ı. Niye böyle bir şey yapsın? Gel de bunu Hızır'a anlat. Ben anlatırım. Anlatamazsın aga. Hızır Reis kızıyla ilgili meselede bir şeye inanıyorsa... aksini anlatamazsın. Anlatırsın, anlatamazsın. Bahsettiğin adam Nevzat. Ne yapacak? Nevzat'ı mı vuracak Hızır? Damat doğru söylüyor. Ne yapacak Hızır? Gidip Nevzat'ı mı vuracak? Mürsel itinin lafıyla. İşte ben de diyorum ki... Mürsel'i ortadan kaldırmazsak...
daha çok insanı zehirler ve birbirine düşürür. Herkes birbirine düşer. Ben seninle geçinemeyebilirim Ekrem Bey. Ama devletle geçinememek diye bir şey yoktur. Bu Mürsel nerede? Bu Mürsel nerede? İlyas'la Yaşar'da diye duydum. Saklıyorlar mı? Gizliyorlar mı? Koruyorlar mı? Bir fikrim yok. Artık bu iş sende tipi. Hızır'a zarar gelmesini istemiyorsanız bu sorunu halledin. Çünkü sadece Hızır'a zarar gelmez. Ben Ünal'a da söyledim. Gerekirse kızımın nişanını bozarım. Devlet bu. Şakası yok. Çoluğumuzu, çocuğumuzu hiçbirimizi yaşatmazlar. Kötü örnek verip durma. Ekrem Bey. Bu iş bende. Bana müsaade. Ateş almaya mı gelmiş o? Kahvesini içmeden gitti. Almaya değil de içimize bir ateş düşürdü gitti. Ne oldu yine? Bu Mürsel'i bitirmemiz lazım abla. Mürsel'i. Ortalığı karıştırıyor. İzin mi istiyorsun kardeşim? İzin istemiyorum abla. İzini istiyorum. İzini de bulamıyorum. Ateş. Bu İlyas niye telefonuma bakmıyor? Ben İlker miyim Ateş? Niye telefonumu açmıyor? Belli ki bir şeyler dönüyor işte. Şimdi İlyas'a ulaşırsınız da bu Ekrem'in otelindeki kadın var ya, hani Meryem'in bastığı. Ya sırası mı abla? Mürsel diyorum. Sus ulan. Ben de bir şey diyorum. Ne diyorsun Emine? Gönül diyor ki o kadın Ünal'ın adamıymış. Gönül ne tanır otel odalarındaki kadınları? Otelden tanımıyorum zaten Murat. Ankara'dan tanıyorum. Alparslan'a anlattım. Sonra bu Mürsel falan yakalanınca ablama da anlattım. Ünal'la ne alakası var bu kadının? Mürsel'i Tonga'ya düşürmek için Ünal kullanmış. Zamanında kızın da babasını öldürmüş Mürsel. Ya abla sen nereden duyuyorsun bunları? Bilmediğim kısımlarını da Lütfiye'den öğrendim. Ekrem Bey buraya gelince belki işimize yarar diye biz de söyleyelim dedik. Ateş. Buyur aga. Ablamla gönül alıyorsun. Çünkü
Gönül Ankara'dan tanıyor kızı. Ablam tanımaz. Aga. Alıp buraya getiriyorsun. Bir bak bakalım bir şey çıkacak mı? Ünal'la anlaşması ne? Hızır'la meselesi ne? Mürsel'e dair planı ne? Hepsini tek tek öğreniyorsun. Biz de damatla Çakır Beylilere gidelim. Artık hangisini bulabilirsek. Bir de başımıza bu çıktı. Hadi damat hadi. Falına mı baktıracaksın? Hadi kalk. Hadi kalk gidelim işte. Gel. Ben bir adamı bir kere ararım damat. Şu İlyas'ı bir de sen ara. Yine mi tipi? Yok. Bu sefer Fikret. Aç sen de. Yok ya şimdi Mürsel arar marar. Telefonu meşgul etmeyelim. Dün geceden beri buradayız İlyas dostum. Şu dakika mı arayacak o Mürsel? Ben zaten sana gelme dedim. Adamı ben tanıyorum ben alırım. Sen niye geliyorsun? Ben nereden bileyim Mürsel'le o adamın sana oyun oynamayacağını? Sen adamı alırsın. Mürsel ikinize de sıkar. Ortadan kaybolur çıkar gider. Haklısın eyvallah. Sana bir şey soracağım İlyas dostum. Sor. Sen niye başaramadın? Neyi başaramamışım ben? Bu evlilik işini ya. Olmadı. Bir ara bir ajanla majanla adın çıktı senin. CIA, MIA. Suzi. Onunla niye olmadı? Ajan diye mi? Vallahi açıkçası en iyi anlaşabildiğimiz konu iyi silah kullanıyor olmasıydı. Bizim işlere yatkındı yani. E'si şirket olaya el koydu. Ya dönersin ya ölürsün anlamında. Sen bunları bana niye soruyorsun ya? Dostumsun. Ben dostumdan akıl alırım. Ha öyle bir niyetin var yani. Niye? Niye akıl alıyorsun o zaman? Canım bugün aklı alıyorsun diye hemen yarın kullanman mı gerekiyor yani? Alırsın aklı durur bir gün lazım olur yani. Ha yani biri var o zaman. Biliyorsun ben kimsesizim. Allah aşkına ya neye göre kimsesiz? He? Sen bana dostum diyorsun ben sana dostum diyorum. Dostu olan adam kimsesiz olur mu? Dostsuzum demedim. Kimsesizim dedim. Velhasıl kelam bir gün evleneceksin. O evlendiğin kadın önce arkadaşın olacak sonra dostun olacak. Haklısın. Ama ya düşmanım olursa? Biliyorsun benim dostum Yaşar. Düşmanın da Yaşar. Misal Mürsel. Söyle Mürsel. Peşime takıldı. Geliyoruz. Yakında mısın? Otoparka girmek üzereyiz. Biz turuncu bloktayız. A14'ün karşısındayız şu an. İlyas, o adam profesyonel. Arabadan iner inmez sıkmaya kalkar.
konuşturmak istiyorsanız ben öldürmeden yakalayın. Trip mi atıyorsun lan bize? Ölürsen öl, şerefsiz. Ya bir dur, adamı zaten buraya kadar zor getirdik. Bozma işi. Ya İlyas dostum, bak az önce sen de benim yüzüme vurdun. Bu Nevzat'ın yardımcısını aldıktan sonra diyorum ki ben bu Mürsel'i öldüreyim. Doğru doğru, öldür. Ondan sonra bütün suçu Mürsel'in üstüne yıksınlar. Adam da kendini aklasın, Nevzat da kendini aklasın. Zaten inanasımız var Nevzat'a. Niye inanasımız var, ben anlamıyorum ki. Biz niye bunları alıp götürüyoruz da sorguluyoruz da falan da filan. Yani bunu da adamını da Nevzat'ı da Mürsel'i de öldürelim gitsin. Bence de öldürelim ama şimdi değil. Sen diyorsun ki bunları fidanlığa götürelim, konuşturalım. Güzel konuşurlarsa güzel öldürelim. Kötü konuşurlarsa kötü öldürelim. Ben diyorum ki bunları fidanlığa götürelim. Abim neyi öğrenecekse öğrensin. Sonrasına da sonra bakalım. Israr, ısrar, ısrar ediyorsun. Madem nasıl istiyorsan öyle olsun İlyas dostum. Eyvallah. İlyas, benim. Biliyorum, ben de seni bekliyorum zaten. Konuşacağız. Ver lan o silahı bana. Yaşar, biz arkadaşız. Aynı saflardayız. Sen kim oluyorsun da benimle arkadaş oluyorsun? Ver silahı. Yaşar, dostum. Mürsel. Sen bu işleri becerirsin. Şunu iyice bir bağla ki arkada seni öldürmeye kalkmasın. İlyas, bu vatan hainiydi. İşbirliği mi yapıyorsun? Kes lan sesini, yürü. Reis. İlyas demiş ki fidanlığa geçiyoruz. İstediği iş tamam, gelsin. Arabayı hazırla. Hazırlayayım reis. Bir soru soracağım. Gideceğim mi sorayım? Şahin Ağa'nın yanında sorabilir miyim? Sor. Bu İlyas'taki adam bizim Zeynep'imizi vurduran mıdır? Öyle diyorlar. Devlet ajanı mıdır? Evet. Hangi devletin ajanıdır? Onu de bana.
Bizim devletimiz böyle iş etmez. Etmez Hürşit. Öyleyse İlyas niye getiriyor onu? Oğuzhan atsın bir köşeye. Soracaklarım var. Senin bana sorduğun gibi benim de soracaklarım var Hürşit. Ben bunları sana sordum diye yüreğim ferahlamadı. İnşallah seninki ferahlar. Alınan Nevzat mı? Adama. Hızırım. Dönülmeyecek bir yola girmek üzeresin. Bu kaçıncıdır bilmem. Ama bu yolda beraber gittiğin herkes bir bir düşer. Sen de düşme diye yolunu benden ayır Şahin'e. Ne kırılırım, ne alınırım, ne de gücenirim. Bilirim beni seversin. Ama devletini benden daha fazla seversin. Devletimi de severim. Milletimi de severim. Seni de severim. Hızırım. O yüzden bil isterim. Yaşarsan gün yüzü göremezsin. Ölürsen sevdiklerini çok beklemezsin. Biliyorum. O yüzden gider ayak sana sorayım dedim. Madem gidiyorum, beraberim de bu Ünallı Ekrem'i de götüreyim mi? Hiç olmazsa geride kalanlar biraz nefes alır. Baktın ki gidiyorsun, hiç düşünme. Benim hakkım sana helaldir. Eyvallah. Nereye hazır Ali? Babam çıkacağız da damat tipi abi. Dadaş, konuşmamız lazım. Tipi işim var. O ne biçim laf dadaş? Tipi bir sözüm var, halledeyim. Söz sonra konuşalım. Tamam işte. Nereye gidiyorsan beraber gidelim, yolda konuşuruz. İnce iş. Yalan sana yakışmıyor dadaş. Yalan hiç kimseye yakışmıyor dadaş. Zorlama da. Biraz önemliydi Hızır. Beyler, Hızır'ınki de önemli. Şimdi siz ne anlatsanız duymayacak. Gelin derdinizi bana anlatın. Anlatın Şahin Ağa'ya. Çaresi bendeyse söz sonra halledeceğim. Şahin Ağa'ya lafımız yok. Kendi meselemizi halletmekten aciz değiliz. Hallederiz dadaş. Ama sonra niye diye sormayasın. Çünkü dinlemem. Atla arabaya damat.
Belli ki Nevzat'la ilgili bir yere gidiyor. Sen de gittikçe üzerine gittin tipi. Giderim. Şimdi de gidiyorum. Takip et. Gittiği yerde Mürsel var. Yoksa söylerdi. Ben Mürsel'i nerede düşüreceğimizi biliyorum. Madem Hızır için bir mahsuru yok diyorsunuz, o pisliğin öldüğünü ben bizzat gözlerimle görmek isterim. Ne Hızır'ı ne mahsuru kızım. Kan hakkımız var. Bize kimse bir şey diyemez. Ateş? Diyemez. Diyemez de. Candan Hanım, ben Mürsel'i nerede düşüreceğimi biliyorum dedi. Nereden biliyor? Ben merak ettim. Yıllardır o adamın nerede yediğini, nerede gezdiğini, nerede yattığını takip ettirip durdum. Eğer Hızır onu öldürmezse, serbest bırakırsa gideceği yeri de biliyorum. Ne bakıyorsun Ateş? Arasana tipi. Arayayım Allah'a. Adnan, acaba biz bu işe hiç bulaşmasa mıydık? Hızır abinle Murat'ın arasının bozulmasını hiç istemem. Neticede mutluluğumu Hızır abiye, bunu da kocama borçluyum. Sen mutlu olmaya devam et. Hızır'a borcunu öde, yuvana sahip çık, kocana borcunu öde. Ben de kanımızı dökenden alacağımızı tahsil edeyim. Peki abla. Candan. Aranızda bir şey olmadı. Olmayacak değil mi? Sen de benim Meryem'le aramı bozmayasın. Ben oraya Hızır'ın oğlunun hatırı için gittim. Bu Ceylan Meryem'den daha çok üstüme gelince sinirlenip olurum dedim. Yok öyle bir şey. Ateş benim kardeşim gibidir. Demem o ki artık bizim gölgemizdesin. Ateş de sana sahip çıkar. İyi çocuktur. Emine Hanım. Bir şey vaat etmedim. Hemen heveslenme. Önce Mürsel'in helmasını pişireyim. Sonra siz kaynaşırsınız. Ateş diyor ki, dönün gelin. Ne diyorsun tipi? Sen ne diyorsun?
Madem kız yerini bulurum diyor, buradan Mürsel'i almaya kalkarsak problem olur. Hızır'la kötü olmayalım derim. Belki de Mürsel'i öldürecek. Mürsel'i öldürürse istediğimiz olmuş olacak ya tipi. Ya Mürsel kızın biliyorum dediği yere gitmezse? Ya Hızır serbest bırakırsa? Ya Hızır'ın adamlarından biri bizim burada olduğumuzu fark ederse? O zaman hiçbir şekilde Mürsel'i öldüremeyiz ya. Her şekilde Mürsel'i öldürürüz. Her şekilde. Mürsel'in söyledikleri doğrudur. Nevzat Bey kısmı hariç. Nasıl hariç? Kaptan, benim kodadım. Bu örgüte Nevzat Bey tarafından sokuldum. Bunların hepsi doğru. Benim görevim vatan hainlerini deşifre etmekti. Birçoğunu da ettim. Bu süreçte hem işimden oldum hem de kimliğimden. Devlete sorarsanız kayıtlara göre işimden atılmış bir memurum. Bu görevi de Nevzat Bey'den ben istedim. Bu şerefsiz sırf vatan hainlerini deşifre ediyoruz diye Nevzat Bey'i karalıyor. Sorguda değilsin. Ezbere konuşmana gerek yok. Bak sen Nevzat Bey diyorsun, ben Nevzat abi diyorum. Mürsel'in kim olduğuyla ilgili bir şüphemiz de yok. Dediğin gibi vatan hainidir, gizli tanıktır, odur budur. Umurumuzda değil. Umurumuzda olan Zeynep'imiz öldürüldü. Bu iş döndü dolaştı senin hücrene kadar geldi. Uzmanla olan irtibatını öğrendik. Buradan yaylaya amcamı vurmaya giden adamları da öğrendik. Şimdi sana basit bir soru soruyoruz. Nevzat abinin bilgisi, emri, onayı var mı? Yok mu? Ne yapacaksınız Alp Aslan? He? Söylesene. Ne yapacaksın? Nevzat Bey'i mi öldüreceksin? Abi dediğin adamı bu hainin lafıyla. Hain main diyorsun da biz de senin gibiydik. Önce örgüte sokulduk. Sonra olduk örgüt. Yolladığın adamları tanıyorum. Senin kod adını da biliyorum. Ulak değil mi senin kod adın? Değil. Benim kod adım Kaptan. Yalan söylüyorsun. Uzmanla görüşen sensin. Kayıtlardan silmeye çalıştığım kod adın da Ulak. Yazışmaları bir tek siz mi takip ediyorsunuz? Allah Allah. Allah Allah.
Ben bunca yıldır pisliğin içindeyim. Yani yanlış anlaşılmasın, pislik derken pisliği dönüştürme işindeyim. Ben bir adamın başka bir adama, bir ismin başka bir isme dönüştüğünü ilk defa sizin sektörde gördüm. Vallahi. Şimdi ulak. Ulak. Sen bu Nevzat'tan talimat almamış olsan, böyle koşa koşa Mürsel'in peşine niye düştün? Bir onu deyiver bakalım sen. Abi, bu soruya doğru cevap verirse biz bunu da öldürmeyelim. İçeriye seraya koyarız. Orada takılır, orada büyürler, büyüyüp örgüt olurlar falan, ha? Kaptan kod ismini Nevzat abiye dün ben verdim. Bilerek. Abi deyip durma artık Alparslan. Nevzat Bey beni aradı. Ortaya çıkmışsın dedi. Kim çıkarmış dedim. Mürsel deyince peşine düştüm. Bunun nesini anlamıyorsunuz? Anladık beyim, anladık. Nevzat'ın sonradan haberi oldu. Bir ilgisi yoktu. Kurşun kaza kurşunuydu. Hatta amaç beni öldürmek bile değildi. Amaç İstanbul'da işimin başına dönmemdi. Zaten daha öncekileri de Hurşit bitirmişti. Bunların hepsini anladık. Bunların hepsini sen planladın. Evet. Hepsini ben planladım. Böyle olmasını istemedim. Bunun için çok üzgünüm. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Madem görevli değil, gönüllüsün. Devletle bir bağın kalmamış. Bey dediğin adamı da satmadın ya. Son zamanlarda öldüreceğim en delikanlı adamsın. Ama Nevzat senin kadar delikanlı değil ya. Sen onu satmadın. Ama o hepimizi sattı. Kusura bakma. Satmama konusunda haklısın. Evet. Bu adam Nevzat'ı satmadı ama devletini sattı. Özer buna işkence yaptığında CIA'nin kucağına oturdum. Bu da benim sana son hediyem olsun. Nevzat da, adamı da benden daha masum değiller. Ben daha fazla ölmeyi hak etmişimdir. Daha fazla yaşamışımdır. O ayrı iş. Reis, bence Mürsel burada veda konuşması yaptı. Son hediyesini de verdi. Artık son nefesinde versin, cehennem olsun, gitsin.
cehenneme kadar yolu açık olsun. Mürsel serbestsin. Söz verdiğim gibi seni öldürmeyeceğim. Buradaki hiç kimse seni öldürmeyecek. Öldürme planı yapmayacak. Gözümüze bir daha gözükmemek kaydıyla yaşarın dediği gibi. Cehenneme kadar yolun açık olsun. Etti mi için? Öldürünce dadaş. Şimdi durduk yere niye rahat etsin? Ateşe haber ver Mürsel'in çıktığını. Yolda kaybedersek filan bir de senin dırdırını çekmeyeyim. Sen beni tanımazsın. Ben iş üstünde dırdır etmem. Rahat ol. Fazla dibinden gitme yeter. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes evde mi Adnan? Ömer yok abi. Enişte de kalmış gece. Çağırmamı ister misin? Yok. Öyle daha iyi. Reis biz duralım mı gidelim? Bekleyin beraber gideceğiz. Sen gelmeyecek misin? Belli ki fırtına kopacak da araya girersin. Biz buradayız. Bir çayını içeriz. Korkak. Sen... Nereden peyda oldun ha buraya? Yunus'tan olma, Hayriye'den doğmayım. Anamı özledim de. Ben sana demedim mi? Kızımın gönlünü almadan buraya gelmeyeceksin. Ana buraya gelmeden kızının gönlünü nasıl alayım? Bakayım. Ne hediye getirmişsin? Cebimde ana. Hep bu pis huyun yüzünden parayı mecbur o ışıltılı taşlara yatırıyorsun. Nerede Meryem Hanım? Odasındadır. Müsaadenle ben yanına gideyim. Yazar. Bak. Kızım iyi değil. Sakın üzmeyesin.
Üzmem. Bir daha üzmem onu. Sen de hiç beceremedin. Sen utanmadan bir de geldin yatağıma mı girdin gene? Meryem, utanmayacağım tek yer burası. O bornozun içinde hiç de utanmış görünmüyordun. Fara yakalanmış tavşan gibi kala kaldım böyle. Hiç bu kadar haklıyken haksız olmamıştım. Sen hiçbir zaman haklı olmadın. Haklısın. Bir plan yaptın, madem aramızı kötü göstereceksin ya, niye geldin eve? Çünkü artık plana falan gerek kalmadı. Gerek kalmadı derken? Meryem, sana bir söz vermiştim. Sözümü yerine getirmek üzereyim. Ne
Kimmiş? Sana bunu söylemeden önce senden bir söz almam lazım. Hızır, bana bak. Affedeceğim, masam, ticaretim, itibarım falan deme sakın bana. O adam ölecek. Ondan sonra da ne istiyorsan emret. Söz veriyorum, yapacağım. Söz veriyorsun. Kızımın üstüne söz veriyorum. Ömer'i alıp gideceksin. Buralardan gideceksin. Kimmiş? Söyledikten sonra beni dinlemeyeceksin biliyorum. O yüzden şimdi dinle. Bunlar boşanmamız için gerekli olan evraklar. Gerektiği yerde kullanabilmen için. Ne boşanması Hızır, ne diyorsun? Biz zaten boşanmıştık. Hızır gebersin. Deyip yaşayabilmen için. Senin umurunda olmayabilir. Ama bunu oğlun için yapman lazım. Sen? Ben muhtemelen hayatta olmam. Olursam da hayatım içeride biter. Hızır. İlk defa adam öldürmeyeceksin. İçeri de ilk kez girmeyeceksin. Sen her zaman bir yolunu bulursun. Benim soruma cevap ver. Soğuk çorba getirmek ne demek lan? O kadar adam beni öldüremedi. Bu Ünal hiç kimseyi bulamadı da seni mi yolladı camdan? Ha? Yıllardır bu anı bekledim.
Biliyorum, biliyorum. İsmini biliyordum. Yüzünü Hızır'ın yanında gördüm. Düşündüm de... öldürdüğün babanın gözlerini almışsın. Özlemişsindir babanı. Her zamanki Ünal. Seni buraya beni öldürmek için gönderdi ama... bana kalırsa... ölmen için göndermiş. Seni öldürmeye ben geldim. Güzel. Bırakın beni. Ben bugün için yaşıyorum. Yaşamak için kendine başka bir şey bul. Hadi. İstediğin oldu. Dön arkana ve git buradan. Hayatına bak. Ömer'e ne diyeceğim? Ölürsem doğruyu söyle. İçerideysem... böyle olmasını istediğimi söylersin. Ama... bu işlere bulaşmasına sakın izin verme. Senden tek istediğim bu. O yüzden... gidebildiğiniz kadar uzağa gidin. Ne zaman yapacaksın? Görevden ayrılması ile ilgili Ceylan'dan haber bekliyorum. Ama iyi haber gelmediğine göre... belli ki Ceylan'ın elinden bir şey gelmedi. O yüzden... bu akşam, yarın... ilk fırsatta... sonra oğlunla toparlanın. İlk uçakla gidin. Yaşayacağınız yeri sonra seçersiniz. Zeynep için aldığımız bir ev vardı.
oraya gideriz. Belki sen de bir yolunu bulursun. Sen her zaman bir yolunu bulursun. Meryem, sana veremeyeceğim tek şey umut. Ben sana verdiğim sözü tutacağım. Ama sen de bana bir söz vermiştin. Beraber öleceğiz. Ben sana verdiğim sözü tuttum. Öldük ya beraber. Abla! Abi hemen aşağı gelin. Anneme bir şey mi oldu? Ömer. Oğlum ne diyorsun sen? Oğlum ne oldu? Birini öldürdüm. Ben de katil oldum.